İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge gereği taksi şoförlerinin uyması gereken 12 altın kural var. Bu kurallardan birçoğunu zaten uyguluyorsunuz. Burada 12 tane kural yazıyor. Bu birinci maddede belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamında bölge faaliyetlerini yürütmelisiniz. Yani belediyeden bunun izni almanız gerekiyor. İkincisi, taksi şoförlerinin araştırmanız gerekiyor. Taksiyle tartışmadan araç kullanılmaması gerekiyor. Köprü geçiş otoyolları kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz. Yani köprü geçişleri otoyollarda, TGS'lerde ücret talep edildiği için bu ücretimizi karşılamanız için para talep ediyorsunuz. Ama bu ek ücret haricinde başka ücret talep etmemeniz gerekiyor. Kısa uzun mesafe, trafik yoğunluğu, iklim şartı, gözetmeksizin yolculuğu, seyahat talebini karşılamasınız. Yani kısa mesafeye gidiyor diye talebini karşılamamak yapmamanız gerekiyor. Yani uzun mesafeye gidiyorsa alıp kısa mesafeye gidiyorum diye kesinlikle ulaşım hakkını engellememeniz gerekiyor. Ya da talep geldiği zaman o bölgede aşırı yağış ya da iklim şartları bozuk olduğu için ya gelemeyiz, gidemeyiz dememek gerekiyor. Kesinlikle işte her şartta yolcunun talebini karşılamamız gerekiyor. Yerli ya yabancı yolculara aynı özenle hizmet sunmalıyız. Yani yerliye ayrı, yabancıya ayrı muamele yapmamamız gerekiyor. Ücret herkese eşit şekilde. Yabancıdan fazla, yerliden az ama almamız gerekiyor. Herkese ayrıca yolcu farklıdır, güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz. Yani yolcuyu kısa sürede değil de uzun mesafeden dolandırmamamız gerekiyor. Yani daha fazla ücret olması için uzun dolaştırmayıp en kısa mesafede götürmeniz gerekiyor. Yolcu gidebileceği adresi bilmiyorsa onu en kısa güzergahı sunmalısınız. Yani gideceği yeri biliyorsanız en kısa yoldan gitmeniz gerekiyor. Yolcuyla gideceği adres biraz güzel yaptığında biraz biraz günlüğüne özen göstermelisiniz. Yani tartışmaya girmeyeceksiniz yolcuyla. Nereye gitmediyse oraya gitmeyin. Beni buradan geçecekse oradan geçecek. Araç içinde sigara içmemeli, yüksek sesle müzik dinlememelisiniz. Bu da zaten kurallar içinde artık zaten ticari araçlarda sigara içme yasağı vardı. Hususi araçlarda da artık sigara içilmiyor. Bu kesinlikle yasak. Artı müziği de yolcuyu rahatsız etmeyecek şekilde dinlememiz gerekiyor. Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerini takmalısınız. Zaten bunları bitiriyorsunuz. Emniyet kemerimiz mutlaka takılı olacak. Trafik işaretlerine uymamız gerekiyor. Kırmızıdan durup yeşile geçeceğiz. Bunları zaten biliyorsunuz. Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz. Yani insanları rahatsız etmek şekilde hareket etmeyin. Onları huzurunu bozacak, rahatsız etmek şekilde yapmamamız gerekiyor. Ve son madde pandemi kurallarıyla ilgili. Biz zaten 2 yıla yakın bir süreçte pandemi kuralları, pandemi dönemi içindeyiz. Pandemi kurallarını biliyoruz zaten. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalıyız. Aracı temiz tutmalıyız. Yani maskemizi kesinlikle takılı olmalı. Yolcuların da takılı olmalı. Dezenfektan, yedek maske bulunmalı. Ayrıca yolcular araca girerken pas kodlarını mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Aynı şekilde 6 Eylül 2021'den itibaren de aşı zorunluluğu başladı. Ticari araçlara binen yolcuların aşı zorunluluğu var. Aşısı, en az çift doz aşısı olmayan yolcuların araçlara binmemesi gerekiyor. Kurallarımız bu kadar. Bu 12 altın kuralın uygulanması gerekiyor. Uygulanmanızı rica ediyoruz. Birer tane daha vereyim. Şöyle verdim efendim.